Manşete hoş geldiniz. Meclis içinde koruma şovu. 30 küsürü milletvekili olan bir partinin genel başkanı. Sorsanız sokakta ismini bile bilmez çoğu. Müsavat Dervişoğlu. İyi Parti genel başkanı. Meclise gelişi. Yani herkes bir şekilde bir saltanat peşinde. Al birini vur ötekine. Birilerini eleştiriyorsun. Öbürleri de farklı değil. Çıkıyor saltanatı eleştiriyor. Arkada baksanıza. Yani meclisin içi burası. Önden makam aracı yürüyor. Arkadan korumalar kapılara çıkmışlar falan. Yani meclisin içinde bir şey olacağı yok. Şov yani başka bir şey değil. Yani bu kişi bu haliyle bu şovu yapıyorsa az bir makamı olsa varın görün siz. Yani bakan değil, başbakan değil. Ülkenin halleri. Gündem Tusaş. Ankara'da Ankara şehrinin hemen kuzey batısı. Hemen yani çevre yolunun dışında Kazanda Ankara Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı, kısa adı TUSAŞ. 50 yıllık yaklaşık bir kurum ve ülkenin özellikle savunma sanayinde göz sayılabilecek bir kurum. Saat 15.26 tam saatiyle vardiya değişimi sırasında ana nizamiye diyebileceğimiz girişten iki kadın ve erkek PKK'lı oldukları da açıklandı. Bir taksi Gasp ediyorlar. Taksi şoförünü öldürüp bagaja koyuyorlar ve erkek taksiyi kullanıyor. Kadın da yanında oturuyor. Bütün görüntüler var. Hepsi de servis edilmiş. Her şeyi oradan gördük. Eş zamanlı olarak daha saldırganlar içerideyken ve olay yaşanırken, terör yaşanırken, hedef gözetmeksizin insanlar öldürülürken, vurulurken, yaralanırken hepsi dışarıya servis ediliyordu bir yandan da. En az üç patlamadan bahsediliyor sivillere de ateş ediliyor. Beş şehit deniyor ama asker değil ya da özel harekatçı değil hepsi. Mesela taksi şoförü var, bir kadın var, birazdan bakacağız. Kendi halinde insanlar da var. Enteresan bir güvenlik zafiyeti var bu kesin. Ve böyle göz bebeği kabul edilen bir tesis korunmamış, korunamamış. Bu da ortada. Şimdi istediğiniz kadar koruyun. Güvenliği falan artırmışlardır. Bitti gitti. Bir daha kimse gelmez zaten. Artı bu uzun namlulu silahlarla, otomatik silahlarla bu eylemi planlıyorlar. Ne kadar bir sürede planladıklarını ve harekete geçtiklerini bilmiyoruz. Ne zaman karar alındığını da bilmiyoruz. Ama haftalar sürecek bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani bir hedef gözeteceğiniz yer, orada kaç kişi var, nereden gireceksiniz, nasıl geleceksiniz. Yani bunun tatbikatı var, keşfi var, ne bileyim antrenmanı var. Bir sürü şeyleri var. İstihbara zafiyeti tabii bu istihbar. İstihbar edilememiş. O sırada, tweet attığı için, taziyede bulunduğu için ya da ne bileyim sıradan işlemler yaptığı için sıradan vatandaşların kapısını özel harekatla, çevik kuvvetle, şunla bununla, terörle mücadele ekipleriyle, kaçakçılıkla organize mücadele ekipleriyle falan kırıp giren insanlar, şey polisler kaçmış bu. İstihbarattan kaçmış. Bir feda eylemi olduğu görülüyor. Çünkü kadın da erkek de zaten sağ çıkmamak üzere girmişler TUSAŞ'a. İçişleri Bakanı son yaptığı açıklamada erkek teröristin Rojger Kod adlı Ali Örek olduğunu açıkladı. PKK terör örgütü üyesi dedi. Kadınınsa Mine Sevjin Alçiçek olduğunu kesinleştirmişler. Kimlik tespiti yapılmış. O da diyor PKK'lı, PKK örgütü üyesi. Şimdi baktığınızda burada ikisi bir arada görülüyor ellerini kollarını sallayarak geliyorlar. Sağ üstte de gasp ettikleri taksi görülüyor. Zaten orada ateş açarken de birkaç kişiyi yere sermişler. Artık yaralı mı onlar, ölüler içerisinde mi bilmiyoruz. Böyle bir durum. Murat Aslan ilk öldürülen taksi şoförü, 50 yaşlarında üç çocuk babasıymış. Kızılcahamam Semerözü köyündenmiş. Evet. Yine bir başkası Zahide Güçlü Eşinin evlilik yıl dönümü nedeniyle kendine gönderdiği çiçeği almak için aşağı indiği sırada. Öldürülmüş. Bir Twitter kullanıcısı Ceyda isimli Aselsan'da bir ay dandirik bir staj yaptım. teknokant Teknokent yerleşkesine bile giriş çıkışımızda çantamız üstümüz tek tek aranırdı. Bilgisayar dahi sokmak yasaktı. Cidden biri elini kolunu sallayarak nasıl geldi diye yazmış. Evet güvenlik için çiçekçiyi kapıdan sokmuyorsun ama Çiçeği almak için inen tam da o sırada öyle denk gelmiş. Baş mühendis Zahide Güçlü de kurşunlar kurşunlara maruz kalmış ve hayatını kaybetmiş. Mustafa Okumuş emniyet amiri mühim bir detay paylaşıyor. İstihbarat zaafı korkunç bir şey ama ondan daha korkuncu da var. Kontrollü terör saldırısı ihtimali. İstihbarat daire başkanı iken gar katliamı saldırısının bilgisini alan fakat saldırıya iki saat kalana kadar hiçbir birime bilgi vermeyen Engin Dinç şu anda Ankara İl Emniyet Müdürü. Daha görün daha teröristler öldürülmeden görüntü sızdırılması da hayra alamet değil demiş. Yani gerçekten hayatımda böyle bir şey görmedim. Haber geldi, patlamalar işte Tusaş'ta falan bu devam ederken ilk saatte görüntüler servis edildi. Yani birileri yani bir bir, bir yönüyle tamam evet PKK'lıları diyorsunuz siz ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Bunu nasıl atladınız? İstibarat zaafı var. Öbür yandan da bu saldırı gerçekleşirken e, görüntüler servis ediliyor. Fotoğraflar servis ediliyor. Bu servis edilen, edilenlerden 3 kare ekranda. Rehineler sağ altta. Onun üstünde erkek saldırgan, solda da kadın. Ya da ikisi birden görülüyor. Zaten eşgale bakarak PKK'lı oldukları tahmin edilmişti. E, Türkiye İçişleri Bakanlığı da böyle açıkladı. Bu çok acayip, enteresan ve tuhaf bir şey. Tabi hemen eş zamanlı olarak da yani birileri bu görüntüleri servis etti. Amacı uygun biçimde. Ya da görülsün diye. Ya da konuşulsun diye. Neyse. Ya da birilerini bir şeye zorlamak için. Bütün bunların hepsini bilmiyoruz. Hepsi rivayet ve hepsi teori. Onu zaman içerisinde göreceğiz. Öbür taraftan da hemen yasak geldi. İşte sonra da birileri de diyor ki sansür sizi gerçeklerden korur. Dolayısıyla sansüre karşı filan. Başkaları sansürlenirken ağzını açmıyor. Kendine gelince de Basıyor Vavela'yı. Türkiye'de her şey de olduğu gibi. Hukukta, demokraside, sansür, basın hürriyeti gibi konularda herkes kendine Müslüman. Geçeceksiniz. Hadise biraz böyle. 5 yaşam gitti. En az 22 yaralı var. TUSAŞ. Güvenlik zafiyeti, TUSAŞ'ın korunmaması, gizli hücrelerin aktif olması, istihbarat zafiyeti hepsi ortada. Bu bir feda eylemi, o da ortada. Dem Parti açıklama yapmış. Büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Barış'a her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız demiş. Yine Güneydoğu, Doğu Güneydoğu bölge baroları Adıyaman'dan Ağrı'dan Batman, Bingöl, Siirt, Urfa, Diyarbakır, Hakkari, Kars yaşam hakkına ve barış umuduna yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz diyerek çağrı yapmışlar. Yani bölge baroları ve bölge partisinin çağrıları önemli. Herkes afalladı. Yani bir, bir yönüyle de gerek Kürt siyasal hareketi, gerekse Bölgedeki sivil toplum işte barolar öyle. E, reaksiyon gösteriyor buna. E, nasıl böyle bir şey yaparsınız? Tam da şu aşamada hani birisi bize el uzattı. Biz de oturuyoruz bir şeyleri müzakere ediyoruz falan. Kandil'den açıklama var. Murat Karayılan. PKK'nın elbette lideri Abdullah Öcalan İmralı'da ama Kandil yani e, cezaevindeki lider aktif değil. Ki zaten 43 aydır tecritteydi. Görüşüldü ayrı bir konu. Ama e, tecritte olan Herhangi bir bilgi akışı, herhangi bir diyalog kurulamayan avukatıyla veya yakınlarıyla bir örgüt bir şey bir örgüt lideri örgütünü nasıl yönetir? Mümkün değil. Zaten PKK'nın mühim bir bölümü de Kürt siyasal hareketi de öyle Öcalan'ın konulara hakim olmadığını ve e, devletin tesiri altında olabileceğini düşünüyor. Karayıla'nın açıklaması önemli. Yeni Özgür Politika'ya konuşmuş ve burada e, Türk tarafı kapana kısıldı manşetiyle vermiş ve özel savaş taktiklerine prim vermeyiz alt başlığı dikkat çekici. Zaten bu özel savaş taktiklerine prim vermeyiz alt başlığındaki ifade e, Karayılan'ın duruşunu da gösteriyor. Yani o da yaptığı açıklamada bir yönüyle e, bu saldırıyı çok fazla onaylamadığını gösteriyor ama bilmiyoruz. AKP MHP hükümeti yeni bir çözüm süreci varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor ancak tarafımıza yansıyan somut bir adım yok. Açıklamasından satırlar okuyorum Murat Karayılan. Eski samimiyetsiz taktikler tekrar edilemez. Geçmişte evet. Geçmişte devlet bir yandan önderliğimizle görüşmeler yaparken diğer yandan çöktürme planıyla savaşa hazırlanıyordu. Bu iki yüzlü yaklaşımlar kabul edilemez. Bahçeli'nin son açıklamaları içeriği kabul edilemez olsa da önderliğimizi muhatap aldığını gösteriyor. Bu gerçek göz ardı edilemez demiş ki Abdullah Öcalan'ı işaret etmiş. Hareketimizin manipülatif ve yüzeysel taktiklere karnı çoktur. Özel savaş taktiklerine prim verilmeyecek demiş. Enteresan. Orada arada Selahattin Demirtaş'tan hemen açıklama geldi. O Selahattin Demirtaş tekrar şeye döndü. Seçimden önce kesmişti. Siyasete siyaseti bırakmıştı ve tweet atmayı kesmişti. Özgür Özel görüşmesiyle birlikte artık bu konularda belli ki o da devreye girdi. Çözüm için ki onun yani mesajının e, ortası önemli. Yani üç paragraf mesaj paylaşmış X platformunda. Ortadaki paragraf önemli. Orada diyor ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasındayız. O da Öcalan'ı işaret etmiş ve Öcalan üzerinden yürüyecek bir çözüm ya da diyalog çalışmasına destek vermiş. Sayınsız tabii. Sayın Öcalan dememesi dikkatimi çekti. Hep Sayın Öcalan kullanılır özellikle Kürt siyasal hareketinde de. Ya unutuldu ya da bilmiyorum. Çok fazla takılmayın. Bu arada yeni Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan planlandığı gibi adaya gitti. Saldırıya rağmen iptal edilmedi bu ziyaret. Yani devlet de bir yönüyle Abdullah Öcalan üzerinden kurulacak kanalı hala o kanalı açık tutmaya çalışıyor. Böyle bir saldırı olduktan sonra Tusaş'ta insanlar öldü, yaralandı. Dehşet verici görüntüleri seyrettik. Ya bu görüşme iptal edilirdi ya da olmuşsa bile duyurulmazdı. Bilmiyorum. Ama bir biçimde Ömer Öcalan gittiği iki Twitter iki tweet mesajıyla da bunu e, sabah saatlerinde duyurdu e, bu mesajlarla orada şunu söylüyor birleştirdim şunun iletilmesini istedi diyor Öcalandan mesaj getirmiş eğer devlet istemezse bu mesajı çıkaramaz yeğeni aynı zamanda Dem Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Size hizmete hazırım diyor Abdullah Hüccelan. Eğer istiyorsanız gerçekten koşulları da oluşturursanız çatışmadan şiddetten çıkalım hukuki ve siyasi zeminde. Hem teorik gücüm var hem de pratik gücüm var diyor. Teorik ve pratik güç önemli. Teoride de ben geriye doğru bu işin zaten mimarıyım, lideriyim. Bugüne kadar getirdim. Teorisi bende ama aynı zamanda pratikte de bende. Yani pratik olarak da hakimim demeye getiriyor. Tabii elbette Murat Karayılan'ın ve diğer unsurların da Öcalan'ı işaret etmesi önemli. Bir diğer yönüyle de şöyle bir tarafı var bu konunun. Elbette tamam Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme geldi ama ben o şeylere katılmıyorum. Her, i̇şte efendim bir tanesi sallamış. Erdoğan Devlet Bahçeli'nin meclis konuşmasını televizyondan seyretti. Oradan öğrendi. Hadi canım sen de. Yani öyle bir şey olmaz. Bu tür konuları en sert tutum takılmış insana yaptırırlar. En radikal insana yaptırırlar yani. Bu böyledir. Öteden beri böyledir. Bugün Erdoğan eliyle, muhafazakar kimlikli Erdoğan eliyle işte başörtülü kadınlardan veya cemaat mensuplarından e, intikam alınması, bir cadı avı götürülmesi, on binlerin yüz binlerin inim inim inletilmesi gibi. Şimdi bu Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme geldi. Tamamen planlı hesapla ama Bahçeli'nin mesajına da bakacağız. Bahçeli'nin mesajında da e, bu şey kesmiyor onu. Yani TUSAŞ saldırısı ona geri adım attırmamış. Paylaştığı mesajın son cümlesinde kiralık katilleri sahaya sürenler terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmemizi asla kıramayacaklar diyor. Yani devam edeceğiz bunda diyor. Bu Eylem diyor hiç düşüncemi değiştirmedi. Zaten düşüncenin değişmediği Öcalana ziyaretin gerçekleşmesi, mesajın paylaşmasından filan ve dünden bu yana da tekrar ortamın soğutulmasından anlaşılıyor. Kürt medyası da ve analistleri de benzer şeyleri söylüyorlar. Kara yılanın mesajını önemsiyorlar, Öcalan'ın mesajını önemsiyorlar. Ya bunu kim yaptı acaba, nereden oldu, nasıl oldu anlamaya çalışıyorlar. Kendileri çok iyi bildikleri halde. Uzunca bir süre PKK demediler ve bunun bir kontrolsüz eylem olduğunun altını çizdiler filan böyle şeyler var. Bakalım iş nereye gidecek? Her şey bir Ekim Meclis'in açılışında e, Devlet Bahçeli'nin dem partilerin sırasına gidip ellerini sıkmasıyla başladı gibi görülüyor ama aslında ondan önce başlamış. Daha önce de söylemiştim önceki yayında. 25 Eylül'de bakın burada tarih 25 Eylül'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, koşullu salı verme yasağının kaldırılması falan bu konularda bir kanun teklifi vermiş kim? Dem Parti. Ve komisyonda şu anda. Yani Bahçeli Dem Partilerin ayağına gittiğinde ellerini sıkmak için ondan 5-6 gün önce Dem Parti'nin teklifi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında koşullu salı verme yasa yasağının kaldırılması yani Öcalan'la ilgili yasağın kaldırılması teklifi meclis gündemindeydi. Esasen her şey bir arada değerlendirmek gerekiyor. Mümtazer Türköne ki me, me, milliyetçi kökenli bir isim. Devlet Bahçeli'nin e, neyi söylemeye çalıştığını anlamaya çalışacak ve bunu anlamlandırabilecek nadir isimlerden biridir. Tusaş saldırısı diyor. Bahçeli'nin çıkışına saha dışından verilmiş bir cevap gibi görülüyor. Bu önemli. Devamla 2013'te çözüm süreci başlar başlamaz Paris'te sakine cansızla birlikte iki kadının öldürülmesi de süreci baltalamaya yönelikti. Ve hemen açılmıştı bu diyor belli ki bu da bu çerçevede aşılacak demeye geliyor. Köşeye sıkışmış kediye çıkış imkanı vererek Bahçeli İsrail'in güvenliği için kullanılacak Kürt kartını geçersiz hale getirmek istiyor diyor. Yani e, Rojava'ya, Kuzey Suriye'ye dönmüş durumdaki zaten Orta Ortadoğu'dan özellikle Suriye'den bağımsız değil bu hareket. Öcalan iç, e, Öcalan yani Rojava bir Öcalan projesidir. E, ve özellikle Şam'da ikamet ederken en son işte oradan ülke dışına çıkmaya zorlanmadan ve işte 99'da Türkiye'ye getirilmeden önce Şam'da yaşıyordu ve gazeteciler onunla röportaj yapmak için Şam'a, Şam'daki dairesine gidiyorlardı. Ben bir Şam gezimde gezisinde onun işte hangi binanı bilmem kaçında olduğunu işte burada Öcalan kalıyor diye göstermişlerdi. Orada da görmüştüm kaldığı yaşadığı yeri. Orada e, Suriye hayatında Öcalan e, Kuzey Suriye'de bir otonom bölge işte federatif bölge ne bileyim Rojava diye adlandırılan o bölgede Kürtlerin özgürce yaşayabileceği kendi kentlerini kendi ekonomilerini kurabileceği kendi ideolojileri çerçevesinde bir site devleti gibi adeta bir oluşum olacağını ta o zamanlardan şekillendirilmişti. Dolayısıyla Rojava Öcalan'ın hayalidir öyle başlamıştır zaten. Rojava ile ilgili bir şey söz Öcalan söz konusuysa Rojava söz konusudur. Rojava ile ilgili bir şey söz konusuysa devlet onun için Öcalan'ı atlamaz. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Zaten öncelik Rojava'da Türkiye'nin çıkarları dedim. Fehim Taştekin'in değerlendirmesini düşünürken. Fehim Taştekin uzunca bir değerlendirme yazmış duvar sitesinde. Okuyun oradan. Ben bir bölümünü getirdim. Bunun da hepsini okumayacağım ama diyor ki bölgeden ABD çıkacak. Suriye'den kastediyorum. ABD giderse sahadaki Kürt değer, e, realitesine ne yanıt verilecek? Kabul ederek mi, bastırarak mı? Yanıt ne olursa olsun evin içindeki Kürtlerden emin olmaları gerekiyor. Ve iki senaryoyu da Şam'la barışmış bir şekilde karşılamak istiyor. Yani mesele bu. ABD güçleri Eylül 2025'e kadar bir kısmını, geri kalanları ise 2006, 2026 sonuna kadar Irak'tan ayrılacak. Yani e, bölgeden çıkıyor e, ABD. Bölgeden çıkarken de... Geri, e, geride bıraktığı yapıdan, yapılardan, topraklardan, durumdan neyse siyasi zeminden emin olmak istiyor. Türkiye'de bu konuda adım atıyor veya işte içeride en azından bir sulhu sağlamaya çalışıyor kendince. Devlet halkı diyor sanki evin içini sağlama alalım ki fırtınaya yakalanmayalım. Değerlendirmesiyle devreye girmiş gözüküyor demiş. Ama orada bu saldırıdan hareketle tabi Türkiye'de hem yayın yasağı var hem de Fahrettin'in Servis etmediği hiçbir şeyi yayınlayamıyorsunuz. Ya da izin vermediği, onaylamadı. Türkiye TUSAŞ saldırısından sonra Rojova'yı bombaladı. En az biri çocuk, dört sivil öldürüldü bu bom bombalamalarda. Doğan Cihan paylaşmış. Fotoğraf Kobani şehir merkezi, yaşam yerleri ve yurttaşlara saldırılıyor. Sivil altyapı ve sivil yurttaşlar hedef alınıyor. Gücünüz çocuklara mı yetiyor diyerek bir yaralı çocuk fotoğrafını da paylaşmış Erdal Er. Bu haberlerden haberiniz var mı? Bilmiyorum. Yekten Türk Yılmaz. 2002'den bu tarafa Erdoğan ve ekibi ülkenin açık her yarasına iştahla el attılar. Roman, Alevi, Ermeni açılımları vesaire. Bütün bu yaraları daha vahim kanar hale getirdiler. El attığı her şeyi kuruttu diyor. Bu defa hele de şu halde farklı bir sonuç alınacağını düşünenlerin kamuoyunu ikna edecek süper argümanları olmalı demiş. Doğu Ergil kazan saldırısı Kandil, Öcalan'ın hükümetle anlaşmasını önlemek için suikast düzenledi. O yüzden Öcalan'ı Kandil'e karşı korumak lazım. Onunla anlaşılabilir izlem yaratmak için çok elverişli demiş. Suat Kınıklıoğlu fazlaca elverişli demiş. Devlet gerçekten ciddi bir devletse devamla müzakere etmeye karar verdiyse karşı tarafın legal unsurlarıyla müzakere eder. Dünyada örnekleri var diye de getirmiş. Evet. E i̇şte siyasi sahada böyle. Daha önce de ekrana getirdim. 25 Eylül'de Meclise bir teklif verildi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası koşullu salıverme yasağını kaldırın filan diye. Bugün de e, Sedat Ergin Hürriyet'te 10 yıl önceki yazısını aynen bir daha yayınladı. E, neden? Çünkü 10 yıl önceki yazısı şuydu. 20 Mart 2014'te kaleme almış Öcalan için tarih 2024. Hürriyet birinci sayfadan böyle yorumlamış ahim Öcalan kararında tahliye imkanının değerlendirilmesini mümkün kılan bir düzenleme istedi mahkeme müebbet hapis mahkumları için gözden geçirmenin 25 yıl tutukluluk sonunda yapılmasını makul görüyor buna göre Türkiye 99'da tutuklanan Öcalan'ın cezasını 2024'te gözden geçirmek durumunda kalacak ve böyle çarşaf gibi bir yazıyla da detaylı anlatmış 20 Mart 2014 ve Öcalan için tarih 2024 geldi işte İktidar da bunu bir, 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 biçimde avantaja dönüştürmeye çalışıyor. Yani hepsi belli esasen. Hangi çerçevede neye dayanılar, de, dayanılarak yapılacağı da belli. Ondan dolayı da işte Dem Parti tam da 2024 25 Eylül'de böyle bir dilekçeyi meclise sundu. Yani 2014'te belliydi. 10 sene sonra Öcalan'ın 2025 yılı dolduracağı ve artık koşullu salı verilebileceği. Fakat Şimdi içeride bir asayişi temin etmeye çalışıyor falan dendi ya şey. Özellikle Suriye, Irak'taki yeni dönüşümler ve değişimler arefesinde. İktidarın böyle bir niyeti yok. Adalet Bakanlığı'nın da. Sincan kapalı cezaevi 15 kadın hükümlünün tahliyeleri ertelenmiş. Neden? Pişman olmadıkları için. Ya infazı bitirmiş çıkacak. Hala soruyorsun pişman mısın değil misin? Acayip yani şartı tahliye hakkı gelen kişiler gerekçesiz soyut iddialarla, keyfi uygulamalarla, usulsüz kurul, usulsüz kurul toplantılarıyla engellemeyle karşı karşıya demiş Özgürlük İçin Hukukçular Derneği avukatı. Bakırköy aynı şekilde kadın tutuk evi 15 tutuklunun tahliyetisi birer yıl uzatılmış. Eren Keskin isyan ediyor. Paralel mahkeme gibi davranıyor idare ve gözlem kurulu demiş. 25 mahpusun aralarında yaptıkları sohbet ve tuttukları notlar ileri sürülerek bir yıl daha ötelenmiş. Ayrıca 10 günlük yüce ceza, cezası verilmiş. Bir iyi niyet yok yani. Avukat Dilek Ekmekçi'nin avukatı Murat Sadak paylaşmış ki tahliye ettiler sonra tekrar gözaltına aradı, aldılar. Ankara'dan telefon geldi belli ki bırakmayın diye. Biz bulacağız şeyini dediler. Saatler geçti gözaltında tutuldu bir gece. Sonra da işte başka bir sebeple tutukladılar. Burada da paylaşmış yakalama kararı çık. Tahliye etmediler yani evine gitmesine bile izin vermediler. Tahliye edip gözaltına aldılar. Aman gözden uzak dur durmasın. Şey karar arkadan geliyor. Bu kadar çivisi çıkmış bir ülke yani. Bu kadar. Neredesin İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu? Sayın demiyorum sana. Profesör Doktor Göya, Anayasa Hukukçusu, İnsan Hakları Savunucusu. Dilek Ekmekçi ile ilgili bir şey yaptın mı? Hani hak, haksız hukuksuz karar alan hakim ve savcıları teşhir edecektin? Bekliyoruz. Bakın Adem dedi hapiste öldü. Sevinç Özarslan paylaşmış. 3 yıldır yalvaş teğtibi cezaevinde. Adem Cirit 88 yaşında. Koğuşta hastalanmış. Hastaneye götürmüşler. Otopsi yapılıyor. Bugün alıp defnedeceğiz demiş ailesi. Kenya. Haberiniz var mı? Yayın yasabının için geliyor. Gerçekleri öğrenmeyin diye geliyor. Geçen cuma günü 18 Mart'ta başkentte sokak ortasında Mustafa Genç, Hüseyin Yeşilsu, Öztürk Uzun ve Alparslan Taşçı kaçırıldı. Ve Kenya Dışişleri tarafından açıklandı bu. Yönetimi tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Zaten bir ortak operasyon. Türkiye her şeyi kullanıyor. İkili ilişkiler, devlet, devlet gücü, rüşvet, insanların devşirilmesi. Dört kişiyi kaçırdılar. İçeride dışarıda aman vermiyorlar. Cezaevinde süresi gelmiş insanları tahliye etmiyorlar. Sonra da çözüm, barış, hukuk, demokrasi. Maalesef. Bu hengamenin ortasında etki ajanlığı teklifi komisyondan geçti haberiniz var mı? İşte bunun için kapatıyorlar. YouTube'u kısıtlıyorlar, Twitter'ı kapatıyorlar. Twitter'da yazan insanların Türkiye'de görünmesini engelliyorlar. Bahane hazır. Twitter'da zaten teşne buna. Yeni adıyla X platformu oturuyor devletlerle anlaşıyor. Çünkü devlet diyor ki ya şu 50 tane hesabı kapatmazsan seni keseceğim diyor. Yani yayınını keseceğim diyor. Seni komple engelleyeceğim diyor. Peki peki diyor biz o 50 hesabı uçururuz. Ülkedeki hayatiyeti devam etsin diye orayı konuşulur yapan, orayı muteber yapan o 50 kişi zaten. Anlatabiliyor muyum? insanlar onlardan bir şey öğrenmek için oraya geliyor. Sen onu kestiğinde orası da zaten kuruluş amacının dışına çıkmış oluyor. X platformu bu. Bir lafı olanların, bir sözü olanların platformu. Engelli ve paylaşmış, bant gelişliği daraltıldığı kesinleşen sosyal medya platformları X, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Orada zaten gören gördü her şeyi. Kaç gündür erişime engelli? Discord 11 gündür, Roblox 74 gündür, Wattpad Yüz gündür. O arada bir taziye mesajından dolayı Yeni Asya'nın genel yayın müdürü Kazım Güleçyüz tutuklandı. Ki yani ben baktım o mesaja. Yani Allah adaletiyle muamele etsin diyor. Yani son derece ortadan normal bir mesaj. Yeni Asya'da zaten kamuoyuna açıklama yapmış yani diyor bizim işte diyor Gülen'in ölümü üzerine bu cemaatle diyor ilişkimiz belli öteden beri belli konularda zaten anlaşmazlığımız var falan filan. Ama kime ne anlatıyorsun? Başka hesaplar da olabilir. Burada kulağıma gelen şeyler var ama Kazım Güleç yüze, yani bir yani bir de tutuklama bir tedbirdir yahu. Yani neyin yani tweet atmış ondan dolayı tutukluyorsun. An, neyin delilini karartacak? Bir hakkında işlem yap yurt dışına çıkış yasağı koy. Niye tutukluyorsun? Yani hepsi birbirine karışmış durumda. Gülen demişken onunla bağlayalım bugün manşeti. Bugün Amerika'da defnediliyor. 20 Ekim pazar gecesi Amerika'da, Pensilvanya'da tedavi gördüğü Hastanede vefat etmişti. Ve vefatı da hemen açıklanmıştı. Türkiye saatiyle pazartesini buluyor. Amerika, Amerika ile saat farkı nedeniyle. Türkiye pazartesi sabahına Fethullah Gülen'in vefatı haberiyle uyandı. Bugün cenaze töreni var. Adem Yavuz Arslan, Fethullah Gülen'in defnedileceği yerden bir kısa video çekip paylaştığı defnedileceği yer, Amerika'daki hayatının aşağı yukarı tamamını geçirdiği bir yerleşke. Hem hayatını geçirdiği hem işte gönüllülerle kaldığı, işte misafirlerini ağırladığı bir kampüs. Orada daha önce kendisinin gösterdiği bir alana, beni buraya defnedin dediği bir alana defnedilecek. Hemen Adem Yavuz'un arkasında o yeşil örtü ve tahtayla kapatılmış yere bir çukur kazıldı. Oraya defnedilecek Adem Yavuzarslan onu anlatıyor bu kısa videoda. Saatler içerisinde cenaze töreni düzenlenecek farklı bir alanda. Binlerce insanın katılması bekleniyor. Onların daha rahat son görevlerini yapabilmeleri için. Ardından da buraya getirilerek zannediyorum sınırlı katılımlı ve ailesinin ve sadece talebelerinin katılımıyla bir defin söz konusu olacak. Profesör Doktor Suat Yıldırım cenaze namazını Kıldıracak uzun yıllardır ta gençlik döneminden beri Gülen'in en yakın arkadaşlarından ve yakın arkadaşına son görevini yerine getirecek Profesör Doktor Suat Yıldırım. Kim ne derse desin e, camianın, gönüllülerin, e, Gülen'in takipçilerinin, sevenlerinin, başta ailesinin, başı sağ olsun bir kere daha, e, Türkiye'nin son 40 yılına damga vurmuş mühim bir e, düşünce insanıydı. Bir aksiyon insanıydı ee, ve etkisi, etkileri ondan sonra da konuşulmaya, tartışılmaya ama şöyle ama böyle devam edecek diyoruz ve saatler içerisinde bu cenaze töreninin de ilan edilen bir takım platformlardan ve YouTube vesaire gibi ortamlardan yayınlanacağı bilgisi var. TR724 gibi, Bolt, Bolt Plus gibi, Hizmetten gibi platformlarda cenaze törenini ve e, defin merasimini yayınlarla takip edebilirsiniz. Bakmayın Türkiye'den şuradan buradan abuk subuk konuştuklarına emin olun şu anda Türkiye'de belli başlı isimlerin tüm dikkati burada ve baştan sonra da takip edecekler. Zaten elemanlarını ekiplerini göndermişler kapıda bahçede ormanda havada drone uçurarak falan kaç gündür yerinden yayın yapmaya çalışıyorlar. Kamuoyuna verilen intibaın dışında arkada da çok ciddi bir korku var. Çok ciddi bir endişe var. Fethullah Gülen'in ölümünün camiayı birleştirici etkisi olmasın falan. Aman hakkında kimse iyi bir şey söylemesin diye. Bütün bunları bu şekilde yorumlayın. Diyor ve bir manşeti daha noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.